Valla açık açık söylüyorsunuz zaten çok açık bir net bir şekilde milyon dolarların vergi cennetine tedbirsiz kaçtığı bir dünyadan bahsediyoruz. Pandora Papers dedikleri biliyorsunuz. Yani şimdi Evet. paralel yapı soruşturması kapsamında tutuklu eski AKP milletvekili İlhan İşbelen'in de Nebahat Eyyap İşbelen'in de hesaplarına tedbir konulmadan önce varlıklarını yurt dışına aktarmış. Şimdi bunlar yaşanırken yani bunlar basit ve sıradan şeyler değil. Yani görmek lazım bunları. Bu anlamda da değerlendirmek lazım. Saraydan gelenler paralar vergi cennetine gidiyor Rönesans Holding vasıtasıyla. Yani sır kutusunu açtı Pandora Papers. Yani gerçekten onu da yapan gazeteciler. Yani sonuçta çok sayıda gazetecinin birlikte oturduğu, araştırdığı ve sonuçta ortaya çıkardığı bir şey. Çok açık bir şekilde halkın parasını peşine düşmüşler. Ve bu anlamda da ortaya çıkmış. Yani örneğin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı inşa ederken diğer yandan ki siz Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapılmaması için Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili verdiğiniz bir mücadele var. Bunu da görmek lazım. Diğer yandan vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığı ortaya çıktı. Rönesans Holding'in bir yandan kamunun parasıyla yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Yani kaçak saray diye biliyorsunuz yani sizin kitabınız var. Sizin de Tabii. ortak yani ki kitabınız var. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Oradan alınan paralar falan. Yani Ya tabii şimdi işte hani temiz bir çevre için temiz bir siyasete ihtiyaç var. Temiz bir yapılı çevre organizasyonuna ihtiyaç var. Tabii Rönesans aslında hani baktığımızda bu Pandora Papers'ta da adı geçen Rönesans Atatürk Orman Çiftliği'nde Kaçak Saray'ın inşasını yapan firma. Ve işte orada aslında 674 milyona aldığı yazılıyor ihaleyle ama biz biliyoruz ki Kaçaksaray 20 milyara mal oldu. Yani bunu da ilk elden bilebilen örgütlerden biriyiz çünkü inşaatta yaklaşık maliyeti çıkartabilen bir meslek grubuyuz. Dolayısıyla 674 milyona aldığınız inşaatı 20 milyara çıkmış bir inşaatı nasıl finanse edeceksiniz? Dolayısıyla Rönesans'ın bu tartışmalı sürece girmesi yani çok umulmadık bir şey değildi. Özellikle iktidarla ilişkileri, işte yaptıkları işlerde sonrasında ihale süreçlerinin koordine edilmesi gibi bunu biz Kaçaksaray'da çok gördük. İnşaat başlıyor, işler devam ediyor. Ondan sonra arkasından ihale geliyor. Yine Rönesans işte yurt dışında ağırlıklı iş yapıyordu ama sonra AKP döneminde Türkiye'de çok fazla iş yapmaya başladı ve şehir hastanelerinin aslında işlerini aldı. Dolayısıyla hani bu tartışmalı işte vergi kaçakçılığı, 105 milyonluk karşılıksız bağışlar falan bunlar bizi çok şaşırtmadı. Aslında şunu da veriyor hani bu Pandora Papers'ın çıkmasıyla birlikte hani dünyadaki oluşturulan o gazetecilerin sürekli bunu kamuoyuna açıklayan şeylerle 117 ülkeden 600'dan fazla gazeteci Tezcan Hanım. Türkiye'den yok galiba değil mi? Yok, Doğu Çevre'den Türkiye'yi var oradan. almadı. Türk gazeteciler var mı? Yok, Benim haberim Türkiye'den yok. yok. Bir tek Doğu Çevre'den var. Doğu Çevre Türkçe'den var. Onu söyleyelim. Ama 600'den fazla gazeteci çok ciddi Ya bir bu da kötü çalışma. bir durum. Çünkü aslında baktığınızda hani gazetecilik yapan insanların ne kadar az olduğunu görüyorsunuz Türkiye'de. Bir kere iktidar menşeli bir gazetecilik süreci var ki gazetecilik iktidar menşeli olunca işte Hitler dönemindeki Goebbels'in taktikleriyle yürümeye başlıyor ve özgür gazetecilerin işte işsiz kaldığı bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla yani uluslararası basında çokça da hem Pandora Papers üzerinden çokça yazılıyor hem de aslında bir taraftan Türkiye'nin bir mafya devleti organizasyonuna girdiği ve böyle görüldüğü de ifade ediliyor. Bütün bunlar aslında ülkemizin saygınlığı açısından gerçekten kabul edemeyeceğimiz şeyler. Dolayısıyla hani daha özgür ve sağlıklı bir Türkiye için temiz bir çevreye, temiz siyasete, temiz politikalara, temiz kentleşmeye ve kentleşme politikalarını temiz olarak uygulayan rant çevrelerine karşı gerçekten risk alarak uygulayan yöneticilere ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim. Dünya tabii başka bir yöne doğru gidiyor. Türkiye de bunun içerisinde. Şu anki geldiği haliyle artık bir dönemin sonuna gelmiş. Bu çok açık bir şekilde bizim tarafımızdan da görülüyor. Mekansal ölçekte de görülüyor, siyasal ölçekte de görülüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günler hani sağlıklı bir Türkiye ve temiz bir çevre için
Mimarlar Odası'nın, meslek örgütlerinin de aslında yeniden politika oluşturmak, yeniden koruma alanlarındaki mevzuatlar, imar kanunlarının yazılması ve bu rant organizasyonu içerisindeki bulan yapıların teşhir edilmesi, bilimin ve tekniğin izinde kentleşme politikalarının oluşturulması konusunda muhtemelen bize de bir sorumluluk düşecek meslek örgütleri olarak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız ama tabii ki bu sürecin bir seçim organizasyonuyla olduğu süreçte de gerçekten bunu kaldıracak bir ilkesel bütünlüğün olması gerekiyor. Sadece aday değil, yeniden Türkiye'nin restorasyon sürecinin yapılacağı, özgürlüklerin, demokratik hakların, laikliğin yeniden gündeme geleceği ve yeni bir sözleşme sürecinde, toplumsal sözleşme sürecimizin sağlıkla bütün kesimlerin katılabileceği ortak bir bakış açısıyla oluşturulması gerekiyor. Şimdi yani sadece AKP'nin iktidardan gitmesi değil mevzu. Yerine neyi koyacağımız önemli. Yetmez. Yetmez ama evet, mantığına karşı çıkan bir gazeteci olarak da söylemek isterim. Evet, gerçekten yetmez. Sadece bir iktidara gelecek insanlar değil, bu Türkiye'nin tam demokratik ve layık bir Türkiye olabilmesi için ona uygun davranış sergilenmesi gerekiyor. Muhalefet yapılması gerekiyor. Birlikte çalışılması gerekiyor ki siz örneğin çok açık bir şekilde söyleyelim. Yani Melih Gökçek sizin resimlerinizi yani bir kez daha hatırlatalım biz burada. Ankara'da duvarlara yapıştırdı. Şimdi Gülen medyasına 375 bin lira reklam verdik diye itiraf etti Melih Gökçek. Evet. Çok açık bir şekilde. Bir de parsel parsel sattığı suçlamasında, bu Ankara'yı parsel parsel sattığı suçlamasında da topu belediye meclisine attı. Ama sonuçta Gülen medyasına reklam ödemesini yapıldığında kabul etti. Şimdi siz bu kadar mücadele ederken, yani o süreçte çok ciddi bir mücadele verdiniz. Bu anlamlı yani. Gerçi aslında bir de bir şey daha söyleyeyim mi? Siz halk adına, halk için, halk topluluk için, kamuoyu için, toplum için mücadele ettiniz ve bunun için değerlendirdiniz. Ona göre baktınız. Doğru şeyler yaptınız yani Tezcan Hanım. Ben öyle görüyorum, öyle değerlendiriyorum. Böyle de görmek lazım. Vallahi birilerinin ne söylediği de pek önemli değil diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Ben de okudum. Okumuyorum zaten. Çünkü artık gazetecilik yani ben gazeteci diyemiyorum kendime. Eğer Türkiye'de birilerinin yanında diğer gazetelerin maskelerin olduğu yerde vallahi gazetecilik falan filan demiyor ve vatandaşım deyip geçiştiriyorum. Kaldı ki 40 yıllık bu hayatın içinde yer almış. Bu arada söylemek istemezdim ama söyleyeyim. Gerçekten bundan beni bir hafta önce birisi aradı. Kendisi ya Recai abi dedi, senin başına bir şey gelmesin ne olur dua ediyorum dedi. Senin başına bir şey gelmesini istemiyorum dedi. Şimdi bu o kadar anlamlı bir şey ki, bu kadar önemli bir şey ki. Ya diyor seni, yani ben korkuyorum senin başına bir şey gelecek diye. Şimdi ben bunu kendime anlatmak için söylemiyorum. Buna da ihtiyacım yok. Yaşım 64. Bu saatten sonra da yani işin şeyinde falan değiliz. İlkeler önemli, düşünceler önemli. Sizin yaptığınız gibi. Sizin verdiğiniz ödüller de aslında gazetecilik yapanlara verilen ödüller. Ayrıca hakikaten toplum öyle bir toplum olmuş ki, öyle bir duruma gelmişiz ki biz Türkiye'de. Yani kaçak sarayın oldu. Kaçak saraya karşı verdiğiniz mücadele var. Kitap var. Yazdığınız yani kitap var. 3 kişi beraber yazdınız. Sizinle birlikte 2 yazar daha var. Neyse şeye gelelim isterseniz Tezcan Hanım. Şimdi bu